Bugün Erciyes Üniversitemizden devam ettirdiği aşı çalışmaları ile ilgili ziyarette bulunduk. Hocamızı, rektörümüzü bu konuda yaptığı çalışmalar nedeniyle ve destek veren, katkı veren herkesi tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına son derece önemli bir çalışma. İnşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanarak hepimizi mutlu eder. Ben bu çalışmaları yakından takip ediyorum. Özellikle rektör hocamızla hemen hemen haftada birkaç kere bu konuyu görüşüyoruz. Bu konuda ortaya çıkan engellerin aşılması için çok büyük bir gayret gösterdiklerini yakından takip ediyorum. Özellikle hocamızın bu konudaki çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katıyor ve bu çalışmaları ekibiyle beraber devam ettiriyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi inşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanır ve hep beraber ülke olarak, millet olarak bu işin mutluluğunu hep beraber yaşarız inşallah. Öncelikle teşvikleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi gururlandırdınız. Bildiğiniz gibi yerli aşımızın, milli aşımızın çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Gerçekten Aykut hocamız ve ekibi ilkleri başardı. İlk izolasyonu yaptı, ilk preklinik çalışmayı bitirdi. Faz 1'i de bitirdik çok şükür. Faz 2'ye de hocamız ve ekibi zaten uzun süredir Koçak Parmağı'yla birlikte çalışıyorlar. Yani sonuçta yerli ve milli aşımızın olması çok önemli Sayın Valim. Bildiğimiz gibi birçok 15-16 tane merkez aşı çalışması yapılıyor. Biz Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle yapıyoruz aşımızı. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapan merkezlerimiz var. Sonuçta milli aşımız olsun, bir tane olmasın, 3 tane, 5 tane olsun. Çünkü bu çok önemli. Şu anda da görüyoruz tüm dünyada aşı tedarik konusunda sıkıntı var. Ama biz kendi yerli milli aşımızı yaparsak inşallah hem kendimize hem tüm insanlığa hizmet etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Ben de hocamızı başta, Aykut hocamız olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hep yanınızda oldunuz. Gayet maddi ve manevi desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aşı merkezi olarak yaklaşık 7-8 yıldır aşı çalışmalarıyla ilgileniyoruz. Bundan önce de Kırım Kongo ile çalışıyorduk. Burada Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarımız 2013'ten beri faaliyette. Covid-19 pandemisi de ortaya çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Gerek Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in, gerekse Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, rektörümüzün de çok büyük katkıları var, gerek maddi gerek manevi. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam etti. Biz klinik öncesi çalışmaları bitirdik. Daha sonra faz çalışmaları içinde gerekli know-how'la birlikte gerekli bütün şeyleri üretici firmaya verdik. Ama halen onlarla birlikte bir takım çalışmalar devam ediyor. Faz 1 bitti, faz 2'ye de geçeceğimizi umut ediyorum. Umarım en kısa sürede ülkemize böyle bir aşıyı kazandırmış oluruz. Sizlerin de bu ziyareti için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun.